Nedret Bey, bu süreçte tabii ülkemiz adına da hem olası zararları hem olası faydaları jeopolitik olarak da Türkiye yararına neler olur diye konuştuk. Özellikle geçen hafta yaşanan art arda gelen ziyaretler üzerine. Nasıl bir dönem başlıyor bizim adımıza da bundan sonra bölgede? Bir de şeyi vurgulayalım hakikaten. Türkiye çok ciddi bir çaba sarf ediyor ve bir odak noktası haline geldi. Yani onu özellikle bir vurgulayıp herhalde bir teşekkür etmek lazım. O sorunuzu da kucaklayarak toparlamaya gayret edeyim. Tabii. Şimdi hatırlayacaksınız galiba 2 hafta önceydi yine buradaydık. Ben de burada, Evet, Gürkan da günlerinde. buradaydı. Evet. Şimdi ben şöyle bir cümle kurdum, gayet iyi hatırlıyorum. Yani Zelenski çoktan gidecekti, otur dediler, oturdu. Yani 15 gün öncenin sözü bu. Ve 15 gün önce bu söz yeni bir söz değildi. Yani hala işte Amerikalılar onu orada tutuyor mu, tutmuyor mu vesaire, bu tartışmanın bir anlamı yok. Oturacaksın kardeşim dediler, oturmaya devam ediyor ve bu karar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da masum insanların kanını dökmeye devam ediyor. Neye güvenerek oturacaksın lafını kabul etti? Yani İstersen oturacaksın oturma dediler. yani. İstersen oturma. Yani çok basit bir şey bu. Ne, ya Ruslara gidersin ya Amerikalıların eline geçersin. İyice felaket bir tablo ortaya çıkar kendisi açısından. Eşi de zaten gitmek istiyordu. Bunları biliyoruz. Ve bunlar dediğim gibi 15 gün önceki konuşmaları. Şimdi yani siz mesela demin şey dediniz. Bu Çin, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i Rusya'ya itekliyor gibi bir İtiyor şey. gibi Bunu bir. neden söylediniz? Yani, veriniz neydi yani? Çin'den çok yumuşak açıklamalar gelmesine rağmen Amerikalılar Çin Rusya'nın yanında yer alıyor. Aman ha yapma gibi açıklamalar yapıyor. Yani şimdi bulup çıkarırım size Ya bu neler söyleyeceğim. şeye mi? Yok, hayır canım. Çin'e Ben söylüyorlar merak yani. ettiğim için Evet soruyorum. evet Böyle Çin'e bir konuşmayı... söylüyorlar. Ha, tamam. Evet. Şimdi Uyarıyorlar ama Çin zaten uyarılacak bir şey yapmıyor. Çin buraya uyarılacak çok şey yapıyor. Şu Yani an Roma Rusya ile ilişkisi konuşması... anlamında. Roma konuşması ikaz, yani buluşması ikaz buluşmasıydı. Yani parça parça gideceğim mecbur olarak. Çünkü hala şu, bir sürü belirsizlik var ama o belirsizlik dışındaki konuşmaları yapıyoruz. Şimdi birincisi, bugün NATO toplantısı vardı. Değil mi? Ne Evet. çıktı? İşte o dediğin Bir hareket yaptırım bir şey evet çıktı. çıkmadı. Yani tamam işte, boş. Tabii, Yani boş diyor. Yani Gürkan'ın el hareketi bir o önceki demek, boş açıklamaların demek yani. benzeri açıklamaları Tamam, var. boş. Biden'ın konuşmasını şimdi beraber dinledik. Ne çıktı? Silah, öyle mi? Paşam da söyledi. Bir işe yaramaz dedi. Daha çok yani bir kişi öldüreceğini 3 kişi öldürür dedi yani. Bu da tamam mı? Uzattır, savaş uzattır. 2 tane kelime var sadece. 2 kelime. Zor ve uzun. Zor kısmını biliyoruz zaten. Evet. Ekranlarda izliyoruz. Ama uzun kısmı şu. Uzun demek ve arkasından bu derecede silah yardımı yapmak şu demek. Uzatın. Adam söylüyor zaten. Uzat uzatabildiğin Birbirlerine kadar. karşı uzat. Bu koskoca konuşmada imzalar bilmem ne filan tek buydu. Uzatın. Zaten söylüyor yani. Savaşı dilediğiniz kadar sündürün. Kan aksın. Rusya iyice büyük şehirlere girsin. Orada masumları öldürsün. Kimse kımıldamasın kardeşim yerinden. Bu kadar. Başka bir şey yok. Belki Rusya bilinçli olarak Kiev'e girmiyor o yüzden. Bak, bir belirsizlik alanı da o. Başından beri Batılı analizciler de aynı şeyde, tenakuzda. Yani gerçekten Rusya Kiev'e girmek istiyor mu? İstemiyorum. Bilmiyoruz. Bugün Yani Putin askeri dedi uzmanların ki bir kısmı girmek böyle bir istiyor diyor. hedefi göstermez dedi bizim Kiev'i kuşatmamız. Putin bugünkü Tamam artık açıklamasında. şunlar da, yani şunlardan ben vazgeçtim bakın. Biden'ın konuşmasına güvenmekten, Putin'in konuşmasına güven, her iki tarafın açıkladığı kayıp rakamlarından. Yani birisi muhakkak Zelenski'yi ikaz etmeli yani. Çünkü zaten 3 saat sonra Amerikalılar çıkıp Söylüyor, söylüyorlar. Bunu da gerçeği söyledik söylüyor. yani, tamam mı? 5 Ve bin söylüyor. anormal rakamlar, Kaç söylediler 15 Rus bin askerini bin bin. ABD dedi ki 5 bin kadar Rus askeri, Ukrayna dedi ki 15 bin kadar. Ukrayna öyle söylüyor da 3 5 kat. bin Demek ki dedi 4 katıyla çarpmamız lazım veya bölmemiz lazım. Hayır, Ortalama. Amerika'nınki doğru mu da, Ruslar da açıkladılar. ABD de biraz Ruslar abarttı. en son kaç açıkladı? Ben Ben onun size son tam söyleyeyim. şeyi... Onlar ABD uzun de bir... biraz abarttı. Onlar uzun bir Demek ki liste 16 verdiler. ile çarpıp bölmek lazım. Yani 5 Bin tank diyorsa bir asker. tank. Bin Yalancının asker. ölçüsü mü olur paşam? Bin, Atıyorlar peki bu işte tür yani olaylar... kafadan yani. bu tür olaylar için çok Söylüyorum işte. kısacık ama hocam Nedret Bey bölmeden bir cümleli.
bu tür, yani şu geçen süreci 20 güne baktığınızda 1000 asker kaybı Rusya için büyük kayıp mıdır? Eğer şimdi Zelenski'nin söylediği 15 bin çok büyük bir kayıp. Bu kabul edilebilir bir kayıp değil. O çok büyük ama onun abartılı olduğunu zaten kesiniyoruz. ABD'nin dediği 5 bin de büyük kayıp. 1000 büyük mü? 1000-2000 önemli değil. Evet. Bu şimdi, çünkü bu ölçekte, çok geniş bir cephe. Bu ölçekte çok geniş bir cephe. Anlaşılır. Bir de yerleşim birimlerine, yani Arapça tabirle meskün mahal dediğimiz, hı hı, yerleşim kentte kent muharebesi bu fazladır. Anladım. Ama evet. 2000-3000'den fazlası Rusya için iyi bir şey değil, fazla. Evet. Buyurun. Rusya'nınkini söyleyeyim size. Pazar günü itibariyle söylüyorum. Diyor ki onlar, yani diyor ki'den izleyicilerimiz şunu. Onlarınki de yalan olabilir. Ukrayna altyapısına ait diyor 3736 askeri tesisi yok ettim diyor. 100 uçak düşürdüm, 139 İHA düşürdüm, 1234 tank ve zırhlı araç yok ettim, 122 çok namlulu roket sistemi imha ettim, 452 sahra topçusu ve havan silahı imha ettim, 1013 de özel askeri teçhizat. Paşam neyse onu söyler bize, yani daha az kıymetli bir şey belli ki. Yani buna inanılır mı? Peki hadi, yani yarısına tabii herkes inanır. Kendi hanesiyle şey, fazla falan. Şöyle oluyor bunlar, şöyle oluyor. Şimdi bakın ama asker yok. Yani şu kadar Ukraynalı öldürdüm demiyor. Diyelim ki şöyle yapıyorlar bunlar genellikle. Şimdi diyelim ki Rus topçusu bir atış yaptı. Nişan aldı, ayarladı sistemi, attı. Onu Rusya tam kabul ediyor. Ama belki de hedeften sapmıştır hiç. Onu saymış o arkadaş orada. Evet. Attığını saymış yani. Tabii. Abartıyor. Şimdi mesela bu akşamki NATO toplantısında bir karar çıktı. Dedi ki biz oturduk, karar verdik. Yardım yapacağız. Kastettiği askeri yardım. NATO'nun cari müktesebatı buna izin vermiyor. Yani kendi maddeleri buna izin vermiyor. Soruyorsunuz nasıl yapıyorsun kardeşim sen bunu diye NATO'ya. O da diyor ki ben diyor daha önce aramızda toplanmıştık diyor. Bir stratejik plan tehlike bize doğru sıçrama ihtimali içeriyorsa buna diyor vaziyet edebiliriz. Var mı örneği diyorsun? İşte Bosna'da oldu diyor. Evet, yani iyi bir örnek. Ama şeyde NATO maddelerinde böyle bir şey yok. Yani artık herkes şeyi bıraktı. Uluslararası hukuk, efendim şeffaflık hani zaten öyle bir şey yok. Bilmem ne falan filan. Bir sürü uzuyor gidiyor. Şu da bir dipnot. Hani siz paşam dediniz ya, emariler, ipuçları vesaire. Onu da ekleyin bence. Mesela Johnson tabii çıktı dedi ki, Boris Johnson, bu dedi bir çaresizlik anıdır bizim için dedi. Güzel. Tam tablo bu çünkü. Çaresizlik anı. Bir şey yapmak istiyor musun? Hayır. Bir şey yapabilecek kudretin var mı? Hayır. Ne yapmak istiyorsun? Böyle insanlar ölsün. Daha önce niye yapmadın? Tamam. Kime sorsanız zaten bu daha önce önlenir miydi diye. İster askeri uzmanlara sorun. Evet. İster siyasi yorumculara sorun. Hepsi diyor ki bu önlenebilirdi. Ya bu aylardır adamın geleceğini söylüyordunuz zaten. 40 yılda bir tutturdunuz istihbaratınız. Bu oldu diyor. Şimdi bu Rusya'nın tuzağa çekilerek parçalanması meselesi. Bakın taktik nükleer silah kullanır Ruslar, söyleyeyim. Ben iki taraftan da korkuyorum. Bu biraz fantastik geliyor insanlara ama. Yani çıkar yol bulamazsa Putin bunu yapar diyorsunuz. Ama başka diğerleri de yapabilir, bakın söyleyeyim. Yani taktik nükleer silah kullanır bu adamlar. Çünkü zaten savaş başlamadan aylar önce bunların hepsi üçü bir araya geldiler. Taktik nükleer silah yani ölçek olarak stratejik nükleer yani silahtan daha küçük onu çaplı değil mi? Taktik bölgesel demek. Yani bölgesel küçük, öyle anlatalım. Yani diyoruz ya nükleer silah kullanıyor. Yani Hiroşima Nagasaki değil yani. Sadece bir kasaba yıkıyor değil mi? Evet. Sadece o kasaba yıkıyor. Evet. Bölgesel, yerel yani. O nedenle söylüyorum, ayırmak için söylüyorum. Diğeri stratejik nükleer silah değil mi? O felaket. O büyük yıkım felaket. Şimdi bunu kullanırlar. Diğerleri için zaten bunu da söylemiştim hani. Savaştan, Ukrayna savaşından aylar önce Çin, ABD, Rusya bir araya geldi. Üçleri bunu kullanmamak konusunda anlaştılar. Üç süper güç. Yani bundan sonra ne olur? Savaş çıkar, bir şey olur, onunla bulaşmayacağız dediler zaten. Bu bölünme, parçalanma, şu, bu, Rusya'ya etkisi vesaire gibi durumlarda söyleyeyim. Bu adam bu silahı kullanır. Gözünün yaşına bile bakmaz. Karşı taraf da aynı haltı içerebilir. Ama Rusya'nın hala biz bu işten nasıl etkilendiğine ilişkin yorumlarımızı herkesi ikna edebilecek verilere dayandırarak yapamıyoruz. Onun için ben bu konuda gelen
herkesin yorumuna çok ihtiyatlı. Yaptırımların bakıyor. Etkisine binaen mi söylüyorsunuz? Tabii, yani sonucu bilmiyoruz şu anda. Evet öyle. Ama zaten şu anda nasıl söyleyebilirsiniz ki bu yaptırımları bizzat uygulayan adam çıkıp demedi mi televizyonlarda ABD Başkanı? Bunun etkisi uzun süre olacak efendim diye. Uzun süre sonra ortaya çıkacak demedi mi? Evet. Nasıl söylüyoruz?